Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine yeni bir Ray right Shadow Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda çekiliş yapacağız. Tam iki tane çok güzel, efsanevi kahramanlı hesaplar vereceğim sizlere yine çekilişle. Arkadaşlar bu çekilişleri haftalık olarak yapıyordum. Ve çok güzel elimde iki tane hesap var. Bir önceki çekilişimde bir tane kazanan arkadaşımızın hesabını veremedim maalesef çünkü İstanbul'da kaldı hesap bilgileri ama bu hesabı buradayken bana verdiler. İki tane hesap verdiler ve bu iki hesapla buradan çekiliş yapacağım sizlere. Arkadaşlar hemen sizleri daha fazla bekletmeden günlük girişlerine bakalım. Günlük girişlerde bu hesap 150. Hatta 137. Günde yani efsanevi kahramana alınmamış ve diğer ödüller, taş ödülleri vesaire hala duruyor arkadaşlar. Vazifelere bakacağız. Evet vazifelerde de ikinci kısmın sonlarına gelmiş. Yani üçüncü kısımda sarı taşını alacak. Az kalmış sarı taşını. Onu da yakın zamanda alacaktır. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Mücadeleyi ben bitirdim. Arkadaş geçememiş bu hesabı bana veren arkadaş. Ateş Şövalyesi'nin 8. bölümde kalmış. Ben 9, 10, 11 ve 12'yi geçip 13. bölümü de hatta geçtim ve şu an sarı taşı sizle birlikte alıp bu videomda atacağım. Çünkü sarıtaş etkinliği var bildiğiniz gibi. Hem o etkinlikten de belki güzel bir kahraman çıkabilir diye e, bu hesabı da sarı taşı açacağım birazdan. Öncelikle kahramanlarına bakalım. Hesap çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Biraz oynadım zaten. Atif Şövalyesini falan geçtim. Ruh Kalesini geçtim. Onları tamamladım. Hesap çok güzel arkadaşlar. Şöyle hemen bir tane efsanevi kahraman var. Gayet güzel bir kahraman. Atif Şövalyesinde de kullandım. Ruh Kalesinde de kullandım. Çok güzel hasarlar veriyor. Özellikle zehir veriyor ve zehiri kendisi hemen şöyle gördüğünüz gibi bütün düşmanlara düşmanlara tüm zehir dezavantajlarını anında hasar verir. Yani zehirler hemen patlatıyor ve anında hasar olarak veriyor. Kıyamet Rahibi çok güzel bir epik kahraman. Hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz. Dihnasıl çok güzel bir epik kahraman. Çelik Kafa var. Çok güzel. Kale var. Kasılmış bir şekilde arkadaşlar. Dikkat edin. Kahramanların hepsi 60 levelde. Işık Yeminli var. En önemlisi insan yiyen ve ışık Yeminli'nin olması. E, ölümsüz takım yapmanız çok kolay bu hesapta. Sadece bir tane acı sorumlusu bile çıksa şu an ölümsüz takım yapabilirsiniz. Yine e, Eczacısı var. 50 levelde. E, tabut parçalısı var ama tabut parçalasını artık kasmasına gerek yok çünkü elinde insan yiyen yeterli olacaktır siper var zargala var arkadaşlar Şöyle bir de mahsene bakalım hızlı bir şekilde video uzun olmasın diye kahramanları hızlı geçiyorum arkadaşlar bilginiz olsun Kağıtun burada duruyor kasılabilir e, Örümceği HP yanıyla geçebilecek kahramanı var elinde Yine şöyle bakıyorum Savaş Kadını orada El burada ee, yine bakalım arkadaşlar böyle işe yarar güzel kahramanlar var mı diye. Evet yok gibi sanki. Evet yok gibi. Evet arkadaşlar hesap zaten şu an için kahramanlar çok güzel. Şu beşli hatta şu e, altılı değil de 7'li 8 kahramanlar çok çok iyi, çok kullanışlı kahramanlar ve ölümsüz takım yapmasına da sadece bir tane insan yene bakıyor. O da ilerleyen zamanlarda muhakkak çıkacaktır bu hesaba Bu hesabın bir de şöyle bir özelliği var. Şimdi biz e, şey verecektik. 10.000 abone olduğumuzda bir tane cevher paketi hediye edecektim sizlerden bir tanesine e, ve bu hesapta şöyle ekranı biraz çekeceğim arkadaşlar. Nerede? Evet, şurada günlük giriş cevher paketi bu hesapta mıydı bakayım bir. Evet, bu hesapta şu an var ve arkadaşlar sadece 10 yen, yani yarısı alınmış yarısı alamamış toplamda 13 günlük bir CFR paketi var hesabın alınması bekleniyor yani bunların hepsini kazanan arkadaş alacak ve 400 küsür CFR'i var gayet ideal enerjisi çok olması da iyi gümüşü de biraz var iyi kötü güzel bir hesap ve şimdi bir tane sarı taşı aldık artık yani açmayı hak ettik arkadaşlar bence yani bir açalım. Belki güzel bir kahraman daha çıkarsa bu hesap gerçekten bomba bir hesap olur. Zaten şu haliyle bile çok güzel benim çok hoşuma gitti. İnsan yem bana çıkmıyordu maalesef. Şu mavi taşı da varmış. Bir tane mavi taş açayım. Evet bir tane mavi taş açalım. Hadi güzel bir efsanevi kahraman olabilir. İsterim efsanevi kahraman. Çünkü hediye olarak vereceğim bu hesabı. Evet çıkmadı. Efsanevi kahraman olabilir. Mavi taşımız sarı taşımız var. Sarı taşımızı da açacağız arkadaşlar. Yani efsane bir kahraman veya çok güzel epik bir kahraman bekliyorum. Hadi bak bakalım açtık. Son ve tek taşımız var. Onu da bu videoda açıyorum. Hadi güzel bir epik ol. Anız yani pek kullanışlı değil ama yine Max HP'ye göre vuran bir kahraman ama ben kasmanızı pek fazla tavsiye etmem. Anızı. Evet yani çok kullanışlı olmasa da yani şurada max hp'ye göre vuruyor ama kasmanızı tavsiye etmem dediğim gibi arkadaşlar hiç sorun değil. Hesap gerçekten çok çok güzel. Zaten cevher paketi var içerisinde. 10.000 abone olduğumda ben kendin e, sizlere bir tane cevher paketi hediye edecektim ve şimdi bir tane daha cevher paketli bir hesap hediye edeceğiz. E, 10.000 abone olduğumuzda yine cevher paketi çekilişini yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet şimdi sizleri daha fazla bekletmeden ikinci hesabımızı da inceleyelim. İkinci hesabımız da çok güzel. Onu da şimdilikten söyleyeyim. İkinci hesabımız da bunun gibi çok güzel bir hesap. Sonra katılım şartlarından bahsedip videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci hesabımıza geçtik ve şu an ikinci hesabımız 48 le şey pardon 58 levelde 1400-1500 e yakın bir enerjisi var. Gümüşü çok çok iyi. 11.000 gümüşü var. CFR 230 CFR var. O da idare eder. Gemen günlük girişlerine bakalım. Günlük girişlerde neredeymiş? Günlük girişlerde de bu hesap 210. günün yani 200 pardon 200 diyorum. 195. gün ödülünü alacak hesabı alan kişi. Arkadaşlar, bunun da vazifelerine baktığımız zaman vazifelerde bu da yine 2. kısmın sonlarında 3. kısma çok az kalmış mavi sarı taşı alacak. Burada da bir tane taş var. Hadi bunu da açalım. Hadi bu seferlik taşları biz açalım arkadaşlar. Madem öbürünü açtık bunu da açalım haksızlık olmasın. Evet bu bir tane taşını da açalım. Ne geldi? Bakalım. İdareci geldi. Sanki bir an eczacıya benzettim vallahi. <laughs> Her neyse. Olsun sorun yok. Sağlık olsun. Arkadaşlar bu hesabın da günlük girişlerine baktık. Hesap çok güzel. Ben hafif önden incelemiştim. Hemen efsanevi kahramanı bir tane burada var. Gözümüze çarptı zaten. Drakes çok güzel bir efsanevi kahraman, günlük girişlerden alınmış, savaş şefi var. Yani çok popüler olması da yine kullanılabilir. E yine aynı şekilde Norok da çok popüler olması da kullanılabilir arkadaşlar ve Erol var. Yani efsanevileri çok güzel değil tabii ki Hegomen dışında ama bu kahraman dışında e... diğer epik kahramanlar bana göre bu hesapta çok çok iyi, kesinlikle kafa parçalayan var. Yine kasılmış bir şekilde hesap. Ve mezar büyücüsü var, e, avutar var, Erenyes var, Körük var, 60 level'e atılmış, ikinci bir Körük daha var, Soğuk Kalbi var, en önemli Soğuk Kalp kasılmış bir şekilde arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Tabii bu istatistikler düzeltilmesi gerekiyor kanalımda çok detaylı videosu var. Donmuş Ölüm Perisi var, kasılmış bir şekilde, Keil var, kasılmış bir şekilde, Yüksek kağıtun 50 level'e atılmış. Efsanevilerden bahsetmiştik zaten. Ve en önemlisi Alura var. Ateş Şövalyesi ve Örümcek'te kullanabileceğin çok güzel bir kahraman. Yine Nazana var. Nazana da çok güzel bir epik kahraman. E, Tyrell var. Tyrell da çok kullanışlı biliyorsunuzdur zaten. Ve yine epikleri var. E, Kara Elhain. Bu da kullanışlı epik kahramanlardan bir tanesi. E, yani bu pek kullanışlı değil. Bu şu orta halli bir epik. Yemlenmemesi gereken bir epik. Ren canavarı çok güzel. Ee, bakalım başka neler varmış. Hesapta bayağı kahramanlar var arkadaşlar yani. Şöyle baktım. Yine şöyle nadirleri falan da var bayağı. Bu arada Fizyon'daki vazife için Raisin Raisin'e 4 kahraman var. Neyse şimdi bakarız tekrar. Acı sorumlusu burada. Acı sorumlusu var arkadaşlar. Yine şöyle baktığımız zaman. Yani bu hesapta da ölümsüz takım yapmam ihtimali var mı? Tabii ki var. Kule gelirse eğer bildiğiniz gibi kule kafa parçalayan ve e, mezar büyücüsüyle çok rahatlıkla ve çok güzel ölümsüz takım yapabilirsiniz bu hesaplarla. Yani ikisinde de birer kahramana bakıyor ölümsüz takım yapmanız. O da gelirse eğer e, inşallah gelir bu hesaplara. Çünkü hesapların ikisi de birbirinden güzel ve kasılmış hesaplar, kalıntılar falan çok çok iyi hesapları. Ufak tefek düzeltmelerini artık siz aldıktan sonra yaparsınız. Ben diğer hesapta eczacı falan ateş şövalyesini geçmek için biraz düzeltme yapmıştım onun. 50 leveldeydi zaten. Yani siz de bunu hiç girmedim buna düzeltme yapmadım. Ama bunu alan arkadaş bana göre çok çok başarılı işler yani çok ileri zindanlarda ileri seviyelere gidecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar iki hesabımız da çok güzel. Yani fazla söze gerek yok zaten sizlerle birlikte inceledik. Ve fizyondan bahsetmiştik hemen bakalım fizyona. Fizyon vazifesi kalıntı bekçisini isteyecek. Çok az kalmıştı bunun vazifesinde. Yani hazır zaten şunları kastığınız zaman kalıntı bekçisini de füzyonlayarak füzyonunuzu yapacaksınız. Rising füzyonunda da 4 nadir eksiği var diye hatırlıyorum. Evet. Bu tamam. Bu Erenyes burada. 1 2 3 ve 4 tane nadir kahramanı eksiği var. Nadir kahramanları kesinlikle çıkartabilirsiniz. Rising bu hesapta füzyonlanabilir arkadaşlar. Hesapların ikisi de güzel. Yani dediğim gibi fazla söze gerek yok. Sizlerin de vaktinizi almak istemiyorum böyle. Arkadaşlar katılım şartlarından bahsetmek istiyorum. Bu çekilişe nasıl katılabilirsiniz? Çekilişimize katılmanız için yapmanız gereken basit şeyler var. Birincisi kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. İkincisi videoyu beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Üçüncüsü ve son olarak da kanalımın pardon bu videonun altına yorumlara katıldım yazmanız yeterli olacaktır. Zaten Kura ile çekiliş yapıyorum web sitesi üzerinden. Yani bir e, YouTube hesabıyla birden çok katıldım yazma yazarak boş yere vaktinizi harcamayın arkadaşlar. Çünkü e, sadece bir tane katıldım e, şeysini alıyor yorumunu. Ama şansınızı arttırmak için birden çok YouTube kanalıyla katılabilirsiniz. Bunu daha önceki çekilişlerinde de dile getiriyorum. getiriyorum. Yani oyundaki arkadaşlarınıza rica edebilirsiniz, çevrenizdeki arkadaşlarınıza rica edebilirsiniz, onların hesaplarından katılabilirsiniz, hesap çıktığında ben teslim ederim, o da size verir gibi. Böyle şansınızı arttırabilirsiniz ama bir tane YouTube hesabıyla da birden çok katıldım yazmanızın hiçbir anlamı olmuyor arkadaşlar çünkü o yorumları saymıyoruz. Yani dediğim gibi iki hesapları da güzel zaten haftalık olarak çekiliş yapıyorum çıkmazsa eğer bu çekilişte iki, iki kişiye gidecek zaten bu hesap iki tane hesabımız var. Normalde üç tane yapıyordum. Dediğim gibi diğer hesap bilgilerinin hepsi İstanbul'da evde kaldı. Ben de tatildeyim. O yüzden bu hesabı da burada verdiler bana sağ olsun arkadaşlara. Bu hesapları bana veren arkadaşlara hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu çekiliş yapma imkanlarını bana sağlıyorlar. Ben de sizlere böyle haftalık olarak e, verilen hesapları bakıp güzelse sizlere hediye olarak çekilişle vermeye çalışıyorum arkadaşlar Dediğim gibi yapmanız gereken çok basit tekrar ediyorum kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorumlara katıldım yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar videonun sonuna geldik Umarım benim isteğim böyle oyunu oyuna yeni başlayan gerçekten bu hesaba ihtiyacı olan arkadaşlara gider ve buradan bir önceki çekilişimde e, hesabını veremediğim arkadaşa da e, yani bir hafta içerisinde Dönüş yapacağım tekrar İstanbul'a. O zaman hesabında kendisine teslim ederim. Bu hesabında bu çekilişte toplamda 3 gün sürecek arkadaşlar. Onu da belirteyim yine. 3 günün sonunda ben açıklamalarda ve yorumlarda tarih veririm. O tarih sonunda kazanan arkadaşa bu güzel hesapları vereceğiz kazanan kişilere. Arkadaşlar şimdiden hepinizin şansı bol olsun. Ve bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.